Evet. Nereye? Bak, fokuslandı. Nereye? Eminönü, Beşiktaş civarında bir yer. Şimdi ben zoom seviyesine dikkat et. Şunu artır, azaltırsam şayet bu zoom level'ı bu spin üzerinde değişiyor olacak. Yine fokuslandığı bölge aynı bölge. Başka yerde kendisini şeyden Tabii o zoom ayrı bir şey. Yani default'ta geleceği zoom'u belirliyorsun sen. Tamam. Ne yaptık? Kişinin lokasyonunu tabii şimdi bizi kim bilir nerede görüyor. Bakalım şöyle. Bir yerde user location olarak point etmiş olması lazım. Ama büyük ihtimal. Annotation diye yazıyor ama. Annotation, evet. Nereye ekledim onu? Ben uğraşırken default olarak Amerika'da bir yere gittim. Evet, oraya ekler de. Göremedik. Cihaz üzerine atar bakarız bundan sonra. Tamam. Şimdi mesela sen başka bir yerdeyken diyelim ki çok şu an çok karışık mesela. Tekrar eski bulunduğun noktaya gitmek için de bu MK arayıcını kullanırsın. Yani şöyle bir şey yapıyor olsak. Neredeyim diyelim mesela. Şu andaki lokasyonuna fokuslayacağım Öyle bir şimdi. şey. Yine aynı region'ı kullanıyor olalım. Şunu şöyle alayım. Artık hangi koordinatı veriyorsan istersen kullanıcının lokasyonunu ver. map.view.user location.coordinate.latitude.longitude şu kullanıcının lokasyonu. Tabii yine şu an doğru lokasyon almıyor olacak. Önemli değil. Dedik ki kullanıcının butona tıkladığın zaman evet, denizin ötesinde bir de şey yapmıyor, belli etmiyor. Yani yaratılan olayı vardı ya. telefonda deneyelim onu. Etmemesi için bir neden yok. Şöyle bir yerdeyken değil. Şöyle işte o belirlediği koordinat neresiyse oraya yönlendiriyor. Show user location demek yeterli. Şimdi bulunduğu lokasyonu göstermesi için. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi bizim point ekleme var. Bir de harita üzerinde önemli olan işlem. Point eklemeden önce point aslında MK annotation diye MK annotation çıkmadı. Şöyle yapacağız. Bu bir protokol. Bir point eklemeden önce o protokolü implement eden kendine ait bir class oluşturuyor olman gerekiyor. Şu şekilde bir yapısı var. Bir tane myPoint diye bir class ekleyeceğiz. MK çıkmıyor. Koddan bakarız. Tabii class değil ya. NSObject'ten türesin bu. Şunu yapmamız lazım. MK şey ekleyelim. MapKit'e. Evet, MK annotation nesnesini protokolünü daha doğrusu implement ettik. Neler var şimdi bunun içerisinde? Bir coordinate var. Title, subtitle. Bunları alalım. Bunları dikkat edersen burada read only. Onun için
bunları redonle olmayan şöyle bir parametreleri tanımlıyor olmamız gerek. Optional'da kaldıralım. Gelelim hemen synthesize edelim. Evet, bir tane de bir şey oluşturabiliriz istersek. Veya gerek de yok. Gidelim kodumuza. Bir tane MyPoint nesnesinin instance'ını oluşturacağız ama import edelim önce. MyPoint.h. Gelelim viewDidLoad veya şeyde de olabilir. Şu neredeyim dedikten sonra da o noktaya bir point kendimiz ekleyebiliriz veya herhangi bir noktaya butonu da tetikledikten sonra. Bir tane MyPoint nesnesi oluşturacağız. MyPoint nokta koordinati var. Ne verelim buna koordinat? Evet. Şöyle de verebiliriz. Kişinin bulunduğu lokasyonu verelim. MyPoint nokta title var. Benim evim diyelim. MyPoint nokta, yani basınca pop-up açılacak ya. Evet. Üzerinde görünecek şeyler. MyPoint nokta subtitle var. Şöyle bir şey. Sonra çok basitçe diyeceğiz ki MapView add annotation MyPoint, yani MapView üzerine git. O point'i ekle. Çalıştıralım. Zaman gitti o koordinata, bir point ekledi, tıkladığımız zaman da üstüne title ve subtitle olarak belirttiğimiz değerleri görüntüledi. Şimdi burada da şu custom şey koyabildi mi? Nasıl tam onu söylüyordum. Öyle mi? Tam diyecektim ki şimdi bunu nasıl customizasyonla yapacağımıza bakalım. Bir point png bulalım. Mesela bu. Point png. Bir tane resim aldım, ekledim. Ha, bunu göstersin o point yerine. Şimdi bir tane delegate metodumuz var. Nedir o? MapView. MapView annotation view. Şu gördüğümüz. Bir dakika. View for annotation. Yani diyor ki bu view için olmasını istediğin annotation neyse onu yerleştireceğiz şimdi burada. Şöyle yapalım. MK annotation view. View eşittir. MK annotation view. Hello. Bir tane annotation istiyor bu. Init with annotation diyor. Nerede o? Bak parametrede geliyor zaten. Yani ekrana eklediğin tüm pointler için bu metodu tetikliyor zaten. Sen de her örneğin bizim yaptığımız MyPoint içerisinde tür diye bir alan eklesen bunlar zaten MyPoint gelen annotation'lar. İstediğin annotation'a istediğin farklı resmi o şekilde de ayırt edip verme şansın var. Bakalım birden fazla şeyi nasıl veririz yani, ona bakalım. Parametreden gelen annotation'ı verelim. Aynı annotation'lar için aynı görselleri kullanmak istiyorsan table'daki gibi, o zaman bir tane reuse identifier verip tekrar aynı şekilde alabilirsin. Deku return view diyeceğiz. Sonra bu view üstünde istediğin gibi oynayabilirsin artık.
View set image. İmajımız ne? UI image. Image name at. Nedir? Point.png. Başka klasörde olduğu zaman nasıl gösteriyoruz onu? Şey, nerede mesela? Bir şey pet veriyorduk. PNG'yi yani. Yok mesela bura içerisinde yani şöyle açtığın bir klasör için gerek yok pet vermeye. Çünkü bunların fiziksel olarak Mac üstünde hepsi aynı yerde tutuluyor. Hı, mesela anladım. New Group diye bir tane klasör göremezsin burada. Hı. Ama şurada bir pet şey varsa, directory varsa o zaman normal pet oluşturup anladım. Vermen lazım. Database'e falan da bakmıştık ya. Hı. Bundle içerisinde evet, bir pet vereceğim. Sen yine image named şeklinde yok, image named değil, image with file diyeceğim. Image with content of URL var, content of file var. Onlardan birisini kullanıp verebilirsin. Evet, gittiğimiz zaman istediğimiz lokasyona kendi pointimizi eklemiş olduk. Ama üstüne tıklayınca gelmiyor şey. O şöyle bir can show callout dediği aslında orada çıkan pop-up. Bunu isteyelim. Yani kendi pointini verdiğin zaman show callout demezsen şayet o üstünde çıkan pop-up çıkarmıyor. Budur yani. Harita bu aslında. Şey, yol tarifi olayları nasıl oluyor? Yani yol tarifinde şu var. Hazır bir klasları var. İstersen onlardan da kullanabilirsin. Veya sen kendin yapmak istiyorsan iki lokasyon arasına Google'dan yol tarifi için verdiği pointler var. O pointleri alıp teker teker şeyleri koyman lazım. Nokta point eklemen lazım. Ama o işi yapan hazır şeyler var. Veya Google'ın Google'a şey gönderirsen şayet, lokasyon gönderirsen, Google Maps var ya, Google'ın Maps'i. Onu yeni bir uygulama açarmış gibi. Şöyle şu projeyi durduralım, konuşalım sonra.